Kıbrıs sorunu, Birleşmiş Milletler'in müdahil olduğu en uzun soluklu sorunlardan bir tanesi. Keşmir sorunu ve İsrail-Filistin sorunuyla birlikte. Müzakereler de yaklaşık 51 yıldır devam ediyor ve devam edeceği de benziyor. Müzakerelerde durum böyleyken henüz taraflar sorunun ne olduğu, nasıl başladığı ve ne zaman başladığı konusunda bile uzlaşabilmiş değiller. Türk tezi daha çok Rumların enosisi gerçekleştirmek amacıyla adadaki Türklerden kurtulmak istediğini ve bir etnik temizlik başlattığını savunurken, Rumlar ise Türklerin adayı bölmeye çalıştığını, isyan ettiğini, dolayısıyla devletin de kendisini savunduğunu iddia ediyorlar 1960'larda yaşananlar için. Tabi buradaki en kritik an 1974, en kritik yıl ve bu tarih birçok Rum'a göre sorunun aslen başladığı tarih. Türklere göre ise sorunun bittiği tarih. Çünkü o tarihten sonra adada bir daha Türkler öldürülmedi. Tabi literatürde sorunun başlangıcına dair başka tarihler de var. Örneğin 1571, yani Osmanlı'nın adayı fethetmesi. Ya da 1878, yani İngilizlere kiralamak zorunda kalması. Ya da 1954, sorunun uluslararasılaşmaya başlaması. 1955, yani EOKA'nın saldırılara başlaması. 1960 olabilir, çünkü Kıbrıs Cumhuriyeti yaşamayacağı belli olduğu halde kuruldu. Ya da 1963, çünkü asıl çatışmalar o tarihte başlıyor. Ya da 1974, çünkü bir askeri darbe yaşanacak ve arkasından da Türkiye askeri müdahalede bulunacak, Kıbrıs Türk Barış Harekatı gerçekleşecek. Üstelik iki taraftan, yani birleştirilmeye çalışılan iki taraftan bir tarafın kurtuluş günü olarak resmi olarak ve törenlerle kutladığı bir gün, yani 20 Temmuz 1974'ü diğer taraf milli felaket olarak değerlendiriyor ve yas tutuyor. Dolayısıyla müzakerelerin ne kadar zor olduğunu tahmin etmekte çok güç değil. Nitekim bugüne kadar 7 Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, 25 Birleşmiş Milletler Genel Sekreter, özel danışmanı, temsilcisi vesaire eskitti bu mesele. Üstelik liderler defalarca buluştular. Kim zaman evlerinde, kim zaman kafelerde, kim zaman ara bölgede, kim zaman eşli, eşsiz, kravatlı, kravatsız, mümkün olan her yöntemi denediler. Ancak çözüme ulaşmaları mümkün olmadı. Tüm bu müzakerelerde neleri konuşuyorlar, neler üzerinde anlaşamıyorlar? En temelde yönetim şekli ve güç paylaşımı konusunda. Yani bir üniter devlet mi kurulacak Rumların istediği gibi, yoksa federal ya da konfederal bir devlet mi kurulacak? Yetkileri nasıl paylaşacaklar? Her zaman bir Rum Cumhurbaşkanı tarafından mı yönetilecek ülkeye ve yardımcısı Türk olacak? Yoksa dönüşümlü başkanlık ile Türkler daha kısa sürede olsa ülkelerini yönetebilecekler mi? Bir diğeri Avrupa Birliği'ne, bu daha güncel bir mesele tabii ki. Avrupa Birliği'ne üye olunduğunda Türk tarafı da hemen doğrudan üye olabilecek mi? Euro kullanılacak mı mesela? Bunlar tartışılıyor. Bir diğeri toprak paylaşımı nasıl olacak? Yani Türkler ne kadar toprak bırakmak zorunda kalacak ve daha da önemlisi nereleri bırakmak zorunda kalacak? Özellikle Güzelyurt bölgesi en tartışmalı alanlardan bir tanesi. Bir diğer önemlisi, hatta en önemli ikisinden birisi, mülkiyet meselesi ne olacak? Çünkü çatışmalar başladığında ve 74'teki müdahaleden sonra çok sayıda Türk ve Rum evlerini bırakıp kaçmak zorunda kaldı. Sadece ev değil, otel, fabrikada. Bunlara özellikle Rumlar geri dönmek, yeniden sahip olmak istiyor. İşte bunlar ne olacak? Ne kadarı tazminat yoluyla çözülecek, ne kadarı takas yoluyla çözülecek, ne kadarı da iade edilecek? Bunların tazminat paralarını kim verecek? Söz hakkı kimde olacak? Yani şu an oturanda mı yoksa ek sahibinde mi? En zor konulardan bir diğeri. Ekonomisi iki ülkenin nasıl yaklaştırılacak, bir diğer önemli mesele. Tabii 74'ten sonra göç eden, özellikle Türklerin, Türkiye'den göç edenlerin durumu çok tartışılıyor. Çok sayıda Yunanistan'dan gelen de var Güney'e. Fakat daha çok Türklerin durumu tartışma konusu. Bunların ne kadarı dönecek, ne kadarı kalacak temel tartışma konusu. Ve belki de en çatışmalı alanda güvenlik ve garantiler meselesi. Yani bu ülkenin güvenliğini kim sağlayacak? 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti'nde olduğu gibi
Türkiye'nin garantisi ne olacak mı? Yani bir anayasal büyük sorun yaşanması durumunda Türkiye danışarak ya da kendi başına bir askeri müdahale yoluyla adanın güvenliğini ya da Kıbrıslı Türklerin güvenliğini tekrar sağlama hakkına sahip olabilecek mi? Yıllardır tartışılan en temel sorunlar adayla ilgili bunlar.